Geometrinin konularından pek çoğu yaşamda karşılaştığımız şeyleri kanıtlamakla ilgilenir ve karşılaştığımız bu şeyleri gerçekten düzgün bir şekilde kanıtlayabilmek için de çok ama çok dikkatli olmamız, büyük bir kesinlikle hareket etmemiz ve kullandığımız kelimeleri yine çok ama çok iyi seçmemiz gerekmektedir. Böylece tam olarak neyi kanıtladığımızı, ilk baştaki varsayımımızın ne olduğunu ve ondan hareketle ne gibi çıkarımlar yaptığımızı çok iyi biliriz. Büyük bir kesinlikle hareket ve kelimeleri çok dikkatli seçebilmek için uygulama yapmak adına Khan Akademi'nin Geometrik Tanımlar başlığı altında şimdi bazı alıştırmalar yapacağız. İlk alıştırmam şöyle. 3 öğrenci L ve M doğrularının birbirine dik olması için gereken koşulu tanımlıyor. Öğretmenin yorumlarını öğrencilerin tanımlarıyla eşleştirebilir misiniz? Burada 3 öğrencinin doğruların birbirine dik olmasıyla ilgili tanımlarını görüyorsunuz. Bunlar da öğretmenin yorumları. Yerlerini değiştirebiliyoruz. Bu videoda kendimizi öğretmenin yerine koyacağız. Başlayalım. Rüya'nın diklikle ilgili tanımı şöyle. L ile M doğruları kesişmiyorsa, bunlar birbirine diktir. Bu doğru değil. Tam tersi, birbirine dik doğrular kesişir. Hatta birbirini dik açıyla keserler değil mi? O halde bu tanım doğru değil. Galiba şu yorum uygun. Senin kastettiğin paralel doğrular olmasın? Rüyanın tanımını yaptığı şey bu galiba. İki doğru aynı düzlemdeyse ve kesişmiyorsa birbirine paraleldir. Şirin'in tanımını okuyalım. L ile M doğruları bir tek noktada kesişiyorsa ve kesişme noktasındaki açılardan biri dik açıysa, bu iki doğru birbirine diktir. Nokta atışı bir tanım. Uygun yorum şu olur. Uhu, aferin. Ben bile daha iyi bir tanım yapamazdım. Son yorumun son kalan tanımlı örtüşüp örtüşmediğine de bakalım. Can demiş ki L ile M doğruları bir tek noktada kesişiyorsa ve ortaya çıkan şekil T harfi biçimindeyse bu iki doğru birbirine diktir. Üstün körü bir tanım yapmak isterseniz doğru kabul edilebilir. Birbirine dik iki doğruyu gözünüzün önüne getirirseniz bir artı işareti veya bir T harfi oluşturduklarını söyleyebiliriz. Bence öğretmen nokta atışı bir yorum yapmış. Şöyle demiş, e, tanımın kısmen doğru. Ne var ki matematiksel kesinliği yok. T harfi diyerek ne kastediyor olabilir? T harfi oluşturmak nasıl bir şey olabilir? Şirin'in tanımı çok daha kesin. L ile M doğruları bir tek noktada kesişiyorsa ve kesişme noktasındaki açılardan biri dik açıysa, yani 90 derecelik bir açıysa, bu iki doğru birbirine diktir. Yanıtlarımızı kontrol edelim bakalım, aferin bize. Gelin birkaç örnek daha yapalım. Epey eğlenceliymiş. Aynı şekilde tanım yapan üç öğrenci var ama bu kez tanımını yaptıkları şey geometrik bir olgu olan açı. Öğretmenin yorumlarını öğrencilerin tanımlarıyla eşleştirebilir misiniz diyor. Üç öğrenciden biri olan Rüya diyor ki açı ortak bir tepe noktası olan iki doğru arasındaki açıklık miktarıdır. Bu doğru olmaya çok yakın bir tanım. Açının tanımını yaparken genellikle şöyle deriz. Ortak bir başlangıç veya bitim noktası olan iki ışın. Oysa rüya burada ortak bir tepe noktası olan iki doğru diyor. Ayrıca açıklık miktarı tabirini kullanmış yani aslında açının ölçüsünden söz ediyor. Bakalım ilk sıradaki yorumda ne yazıyormuş? Sen açının değil de bir açının ölçüsünün tarifini yapmışsın. Evet bu doğru bir yorum olmuş. Olduğu yerde bırakıyorum. Şanslıymışız. Denk geldi. Şirin'in tanımı şöyle. Ortak noktaları olan iki doğru. Açının tarifi neydi? Ortak bir başlangıç noktası olan iki ışın idi. Ortak noktaları olan iki doğru tanımı, kesişen iki doğrunun tanımıdır. Tabi açıların oluşması için iki doğrunun kesişmesi gerekir orası başka. E, buna uygun yorum da şudur. Kastettiğin şey kesişen doğrular olmasın? Bakalım Can ne demiş? ortak bir başlangıç noktası olan iki ışının oluşturduğu şekil. Ortak başlangıç noktası, tepe noktası olarak da bilinir. Evet, açı için kullanılabilecek çok güzel bir tanım. Can bu kez doğru bir tanım yapmış. Peki bir örnek daha yapalım. Üç öğrenci iki doğrunun paralel olmasının koşulunu tanımlıyor. Biz de öğretmenin yorumlarını bu tanımlarla eşleştireceğiz. Daniel demiş ki, İki doğru birbirinden ayrıksa ve birini öteleyip diğeriyle çakıştırabiliyorsak bu iki doğru paraleldir. Güzel. Bu aslında epey ilginç bir tanım olmuş. Birbirine paralel doğruları tanımlamak için aklıma gelen ilk tanım asla bu olmazdı. Ben iki doğru aynı düzlemdeyse ve kesişmiyorsa birbirine paraleldir tanımını kullanırdım. Ama bu da epey güzel bir tanım olmuş. Çünkü bir şeyi ötelerseniz, onu döndürmezsiniz, doğrultusunu değiştirmezsiniz. Elimizdeki iki doğruyu doğrultularını değiştirmeden kaydırma Ötelemede böyle bir şeydir zaten ve bu iki doğrunun böylece birbirleriyle çakışması bence gayet güzel bir tanım. Bu nedenle güzel tanım. Aferin sana yorumunu buraya yerleştiriyorum. Orcan ne demiş? İki doğru birbirine yakınsa ama kesişmiyorsa paraleldir. Hmm. Paralel doğruların birbirine yakın veya uzak olması gerekmez değil mi? Aynı düzlemde olmaları ve kesişmemeleri yeterlidir. Birbirlerinden çok uzakta olabilirler ama yine de paraleldirler. Bu yanlış bir ifade değil. Aynı düzlemde birbirine yakın olan ve kesişmeyen iki doğru varsa bunlar paraleldir. Evet, böyle bir şey söz konusu olabilir. Ama burada yazan iyi bir tanım değil çünkü birbirine uzak olan doğrular da paralel olabilir. Bu tanıma şu yorumu eşleştiriyorum. Tanımının bir bölümü doğru ama diğer bölümü yanlış. Paralel doğruların birbirine yakın olması şart değil. Bu paralel doğrular için kullanılabilecek iyi bir tanım değil. Bakalım Kerem ne demiş. İki doğru birbirine dik olmadığı sürece paraleldir. Bu doğru değil. Çünkü 90 derecenin dışındaki bir açıyla kesişen iki doğru söz konusu olabilir ama bunlar hem birbirine paralel değildir hem de dik değildir. Buna en uygun yorum şudur. Affedersin ama tanımın yanlış. Hmm, öğretmen rolü üstlenmek gerçekten çok eğlenceliymiş. Peki bir örnek daha yapalım. Bakalım 3 öğrenci doğru parçasını tanımlıyor. Burada bir doğru parçasının çizimi yapılmış. P noktası var, Q noktası var. Doğru parçası P ile Q noktaları arasındaki tüm noktalardır. Gelin öğretmenin yorumlarını tanımlarla eşleştirelim. Sade demiş ki ilginç bir isim sade demiş ki P ve Q noktaları ile hizalanan ve her iki yönde de sonsuza kadar uzanan tüm noktalar. Bu aslında doğrunun tanımıdır değil mi? Bu tanım PQ doğrusunun tanımıdır. Her iki yönde de sonsuza kadar uzanan diyor. Şu uygun galiba. Senin söylediğin doğru parçasının değil de doğrunun tanımı. Evet. Tugay ise şöyle demiş. P ile Q arasındaki uzaklık bu aslında doğru parçasının uzunluğunun tanımıdır. Tam olarak doğru parçasının tanımı değil. Peki toganın tanımına bakalım. Bitim noktaları adı verilen P ile Q noktaları ve bu noktalar arasında kalan düz bir hat boyunca uzanan tüm noktalar. Evet, bu doğru parçası için gayet güzel bir tanım. Yanıtlarımızı kontrol edelim. Evet, hepsi doğru. Gelin bir örnek daha yapalım. Kendini öğretmen yerine koymak gerçekten çok eğlenceliymiş. Bu kez üç öğrenci çemberi tanımlıyor. Öğretmenin yorumlarını tanımlarla eşleştirebilir misiniz diyor. Duru demiş ki, Aynı düzlem üzerinde bulunan ve merkez adı verilen bir noktadan eşit uzaklıktaki tüm noktaların kümesi. Bu aslında çember için gayet güzel bir tarif. Şu uygun, şahane, aferin. Peki, Sven ne demiş? 3 boyutlu uzayda bulunan ve merkez bir noktadan eşit uzaklıktaki tüm noktaların kümesi. 3 boyutlu bir uzayda bir noktadan eşit uzaklıktaki tüm noktaların kümesi bir küre oluşturur, değil mi? Çember değil. Küre ile çemberi birbiriyle karıştırıyorsun yorumu herhalde en uygun yorumdur. Son tanım da şöyle. Kusursuz, tam bir yuvarlak olan şekildir. Bu aslında kısmen doğru bir tanım. Ama 3 boyutta düşünürsek kastedilen şey yine küre olur. 3 boyutun ötesine geçtiğimizde hiperküre falan da olabilir. İki boyutta düşünürseniz evet kusursuz tam bir yuvarlak dendiğinde çoğu kişi bu şekilde çember der ama bu tanımda yine kesinlik yok. Matematiksel açıdan ele alabilmemiz için bize pek fazla bilgi vermiyor. Öğretmenin yorumuna ben de katılıyorum. Tanımının biraz daha kesin olması gerekiyor. Durunun tanımı çok ama çok daha kesin. Aynı düzlem üzerinde bulunan ve merkez adı verilen bir noktadan eşit uzaklıktaki tüm noktaların kümesi. Evet, bu derslik bu kadar.